Son dakika, Galatasaray, Fenerbahçe Süper Kupa maçının yeri ve tarihi açıklandı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Türksel Süper Kupa müsabakası 7 Nisan Pazar günü oynanacak. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'da oynanması planlanan karşılaşma ileri bir tarihe ertelenmişti. Ki takım arasında oynanacak Süper Kupa karşılaşmasının oynanacağı tarih ve yerde belli oldu. TFF'den yapılan açıklamada Süper Kupa mücadelesinin 7 Nisan, 2024 Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumunda oynanacağı ifade edildi. Fenerbahçe'de flash ayrılık. İşte Fred'in yeni takımı. Takımın en önemli isimlerinden biri olan Ferdi Kadıoğlu'na veda etmeye hazırlanan Fenerbahçe'de iki yıldızla daha yolların ayrılması gündeme geldi yeni bir yapılanmaya gitmeye hazırlanan Kanarya'da takımın yıldız isimleri Fred ve Sizimanski için peş peşe iddiler gündem oldu. Bu sezon gösterdikleri performanslarla Avrupa devlerini peşine takan iki yıldız için transfer tekliflerinin geldiği belirtildi. Türkiye gazetesinin Brezilya basınından derlediği habere göre, Fred ve Sebastian Sizimanski sezon sonu takımdan ayrılabilir aynı zamanda iki oyuncu için rekor bon servisler ödeneceği ifade edildi. Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Sizimanski, Avrupa ekiplerinin radarında bulunuyor. Genç yıldıza özellikle İngiltere Premier Lig'den talipler var. Tottenham ve Arsenal'ın transferde ciddi bir yarış içinde olduğu iddia ediliyor. İngiliz devlerinin transfer için rekabet ettikleri öne sürülürken Arsenal'in Sizimanski için Fenerbahçe'ye 30-35 milyon euro teklif yapacağı öğrenildi. Tottenham'ın da teklif hazırlığında olduğu belirtiliyor. İngiliz devi Manchester United'dan 9.7 milyon euroya Fenerbahçe'ye transfer olan Brezilyalı Yıldız Fred, performansıyla tüm taraftarların yıldızı haline geldi. Deneyimli oyuncunun sakatlanması takımı adeta dibe sürükledi. Fred'in forma giyemediği maçlarda beklenmedik kayıplar yaşayan sarı lacivertlilerde Brezilyalı oyuncunun dönüşü dört gözle bekleniyor. Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkat çeken Fred'e sürpriz bir talip çıktı. Suudi Arabistan ligi ekiplerinden Al Hilal'in yıldız orta sahanın transferi için harekete geçtiği kaydedildi. Suudi temsilcisinin Fred için Fenerbahçe'ye 40 milyon euro bon servis bedeli ödemeye hazır olduğu belirtildi. Öte yandan Al-Hilal'in Fred'e de yüklü bir maaş teklifi sunduğu öne sürüldü. Bu sezon 21 resmi maçta sahaya çıkan Fred, 6 asistlik katkı verdi. Brezilyalı oyuncunun Fenerbahçe'deki sözleşmesi, 2027 yılına kadar devam ediyor. Fenerbahçe'de sürpriz kurun iç kararı İsmail Kartal Kanarya'da Fred'in dönüşüyle birlikte kulübeye dönecek isimde büyük bir oranda belirlendi. İsmail Kartal'ın Brezilyalı futbolcuyu 11 e koymasıyla birlikte devre arası transferi Rade Kurunic kenara çekilecek. Orta saha Fred ve İsmail yüksekten oluşacak. Son dakika Fenerbahçe haberleri. Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli stoper, sarı lacivertli takımda kalıp kalmayacağına ilişkinde konuştu. Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çağlar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle. Hedefimiz hedefi şampiyonluk. Bunun için camia olarak elimizden geleni yapıyoruz. Takım olarak iyi durumdayız. Gelmeden önce yakın arkadaşlarım iyi bir ortam olduğunu söylüyorlardı. Ben de geldim ve gördüm. Hedefimiz şampiyonluk. Taraftarlarımızla birlikte elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Transfer sürecim 3 hafta sürdü. Transfer sürecim yaklaşık 3 hafta sordu. Bir gün bitti deniyor, ertesi gün görüşmeler devam ediyor. Mental olarak süreç yordu. Biz de saygı gösterdik. Mutlu sona ulaştık, mutluyuz. Burada olmaktan dolayı mutluyum.